yapıyorsun? Kapıdan bacadan. Ne maç mı yapacağız? Hadi. Saçmalama ya, ne maçı? Koray'dan manken görselleri geldi, ona bakmam lazım. Ya oğlum bakarsın sonra ya. Vallahi çok sıkıldım evde ha. Sıkıldın sen. Ya bilmiyorum, böyle bir şey mi ya? Darlanıyorum, üstüme üstüme geliyorlar. Gezip tozasın da yok, bilmiyorum. Bir enerji var işte ya. Bir şey geldi işte. Tuhaf, bilmiyorum. Hadi. Ne amma nazlandın ha? Ya gidip gitar atacağız hadi ya. Sinan, bugün olmaz. Koray'ın attığı görsellere bakmam lazım. Gel, gel içeri. Hayır, illa benim dediğim olacak diyorsun yani. Kahve. Aman Ömer Bey, siz öyle buyuruyorsanız tabii ki lütfen. Hadi bakalım ekmek arası. Bu gece iyi magazin yapsın, yat uyu artık. Ne anne abla, yengeniz mi olacak şimdi? Yani bu saatte gelecekteki akrabalık bağlarımızı düşünmek için iyi bir saat değil. Hem o bizim yengemizse biz de görümceyiz. İyi geceler. Allah, öyle böyle iyi kurtardım paçayı Defne Hanım. Az daha tavuk gibi ötüyordum be her şeyi. Acil durum. Yasemin Hanım organizasyon listesi verdi. Ya Yasemin Hanım benim departmanıma karışmaz ki. Bana ne ya? Herkes çalışacak bu işte dedi. Allah Allah, ne işi ki bu? Öbür gün Ömer Bey'in doğum günü. Organizasyon onun için. Ha, Ömer Bey'in doğum günü. Ay bu da beni duyuyormuş gibi, tövbe tövbe. Tamam Derya'cığım, sen isteği bana da gönder. Sağ ol. Doğum günü ha. Herhalde kızım adamın artık onundan gelecek hali yok ya. E o da doğdu, bebek oldu yani. Ömer bebek. Ay bebekliği nasıldı acaba ya? Kesin 10 aylıkken okumayı yazmayı öğrenmiştir ha. E ondan 3 ay sonra da artık cümleyi öğelerini ayırmaya başlamıştır. Ya yeter abla ya. Bir uyutmadın. Git aşağıda konuş telefonda. Ya kapadım kapadım ben, tamam. Ne haber Maviş? Bak ne zamandır buradayım. Vallahi artık seninle bir hukukumuz var. Dertleşecek kıvama geldik seninle. Sana harika bir haberim var. Ben artık korkmuyorum. Sakin. Ben geç mi kaldım ya? Ama kalmamış olmam lazım. Kalmadım. Kalmadım. Oh, iyi kalmamışım. E siz küreye gitmemişsiniz. Erken geldim. Böyle sorgu sual devam edecek mi, yoksa ben aşıktan ölecek miyim? Aa, tamam, hemen hazırlıyorum şimdi. Gülüyor musun sen? Kim? Gülüyor muyum ben? Hem de bana bakarak. Öyle aklıma bir şeyler geldi de. O yüzden. Hala gülüyor ya. Defne aklına benimle ilgili gülecek ne geldi söyle. Yarın doğum gününüzmüş. Parti yapacakmışız. Hiç sevmiyorum aslında parti hikayelerini de. Yani PR için güzel bir fırsatmış. Yasemin söyledi. Ben de mecbur tamam demek zorunda kaldım. Ben de yardım edeceğim. Organizasyon için yani. Yasemin Hanım herkes çalışacak demiş. Ama sen neden güldüğünü hala söylemedin. Söyleyince kızmayacaksınız ama, söz mü? Defne. Öyle bebekliğiniz geldi de aklıma, doğum günü falan mevzu olunca. Bebekliğim mi? Siz dışarıdan bakınca böyle normal birisi gibi görünmüyorsunuz. Ay yine laf abuk bir yerden başladım. Yani öyle normal görünmüyorsunuz derken sanki böyle hiç bebek olmamışsınız gibi. Ne bileyim, okula gitmemişsiniz. Sanki her şeyi böyle doğuştan biliyormuşsunuz gibi. Sonra doğum günü deyince böyle kendi kendime dedim ki, Ömer Bey de bebekti. Altına yaptı, zannederim anakta emekledi. Ay, düşününce işte çok sevimli geldiniz yani, öyle tombiş tombiş yanaklarınız bana. Tombiş tombiş. 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 Ben yine atıma bindim, Üsküdar'a gittim değil mi? Ben kahvaltıya döneyim. Ben üstümü değiştireceğim.
Bugün yoğun bir gün olacak. Önce Sadri Usta'ya sonra şirkete gideceğiz. Tamam.